Bedenen sevgiliye erişmek imkansızsa da kalben yanında olmak yeter. Çünkü kalp seyirlerinin yılına da ayına da gününe de akıl erdirmek imkansızdır. Akla karşı kalbin durumu ilme karşı aşkın durumuna benzer. Akıl geçmişi ve geleceği hesaba katarak hayatı düzenler, ama kalp bugünü ve hatta anı yaşamak ister. Bu yüzdendir ki kitabı bilgi ve bilimle İrfani bilgi ve hikmet ayrı şeylerdir. Akıl bilimin, kalpse hikmetin yurdudur. Akıl eğer kalbin dışında çalışıyorsa bir isyankar bile sayılır. Aklın kalp için çalışması yükselmenin, kalbin akıl için çalışması düşüşün göstergesidir. Akıl kalp için çalışırsa ruh, kalp akıl için çalışırsa nefis bedene hakimiyet kurar. Aklını kalbine uydurarak yürüyenler başka bir ülkeye, nefsine uydurarak yürüyenler daha başka bir ülkeye çıkarlar. Çünkü kalbin bilgisi aklın bilgisinden daha ulvidir. Akıl kalbin bildiği gibi bilemez. Akıl mesafelidir, şüphelidir, şüphecidir. Ama kalp dokunarak, hissederek, inanarak bilir. Kalp hissedişlere ne kadar açıksa o kadar çok şey bilir. Hissediş kalpte bilgiyi genişletip ülgüyleştirir. Akıl bilimde ve teknolojide yeni şeyler icat eder üretir ve yapar. Güzel mekanlar, güzel tasarımlar, güzel sunum anlayışlar. Hakikat nazarıyla bakıldığında bütün bunların hepsi insan gönlünce yaşayabilsin diyedir. Biz farkında olsak da olmasak da aklımızın ürettiği her şey sonunda kalbimize dönüp gelir. Bu durumda insana düşen kalbini akla uydurmaya çalışarak muhalefet etmek değil, bilekis aklını kalbe uydurarak icraat yapmaktır. Kaldı ki akıl kalbe durmadan bilgi gönderir. Bunu yaparken ne kadar samimi ise kalbi etkilemesi de o mertebe derinden olur. Etkileme gücü insanın dilindeki kelimeleri azaltır ve kalp hissettiğini ifade eden vazgeçip suskunlaşır. Halehli olur. Bu da cezbedici bir derinliktir. Bir an bilgi akışının akıldan kalbe değil de kalpten kalbe olduğunu düşünelim. Bu durumda insan aşkınlaşmış, idrak yükseldikçe yükselmiş ve kişi kalbine dokunan kalpleri keşfetmeye başlamıştır. Hal ehli için başka kalpleri keşfetmenin ikinci adımı kendi kalbini keşfetmektir. Yani idrak. İdrak, insanın zaten bildiği bir şeyi keşfetmesinin adıdır. Bilinç gerisinde uyuklamakta olan bir bilginin bilince taşınması gibi. Ve insanın kalbini idrak etmesi kadar mutluluk verici başka bir şey yoktur. Bir tür kendine dönüş, gurbetin içinden özlenen vatana vuslat. Eğer akıl kalbe ulvi ve Ali bilgiler göndermezse insanda idrak melekesi gelişmez. Geliştiği vakitte coşkun bildiğiniz misali kalpten dışarılara yansır, evreni ve hakikati kuşatır. Akılla kalp ilişkisinin bir diğer yönü imanın ve inancın belirlenmesi noktasında kendini gösterir. Akıl bilimin gereği olarak neden, niçin, nasıl gibi şüpheci soruların peşinden gider ve bu soruları cevapladığı ölçüde gerçeğe ulaşır. Oysa kalp inanır. Ve inandığı şeyi gerçek sayar. Bu durumda bizce ardışık iki soru şöyledir. Bir insan sırf akıllı olduğu için kurtuluşu bulabilir mi? Aklı sayesinde temel ve kurtarıcı hakikatleri bildiği takdirde mutlu olabilir mi? Bulunabilecek cevaplar içinde bize göre en mükemmeli de şöyle olacaktır. İnsan bütün temel hakikatlere ve erdemlere sahip bile olsa kalbinin bunları tasdiki olmadan huzuru ve mutluluğa erişemez. Çünkü bir insanın kendini gerçekleştirmesi ancak kalbi sayesinde mümkündür. Akıl hakikatin peşinde çabalar. Kalp ise akıldan aldığı hakikatin verilerini eyleme dönüştürüp inanır. Aklın verileri inanca dönüştüğünde hakikat ortaya çıkar. Hakikat sevgisi veya bilinci, aklın kalbe gönderdiği bilginin erdemiyle doğru orantılıdır. Bu yolda akıl marifetli bir at gibidir. İnsanın mesafeyi çabuk almasını sağlar mesafenin sonuna gelen yani huzura varan insan anlar ki bineğin ait olduğu yer aslında vardığı yerdir. Onu bağlayıp orada bırakmak gerekir. Bir süvarinin sultanın sarayına vardıktan sonra atının hesabında olmaması gerekir. Sufilere göre kalp sultanının sarayında akıl atına itibar eden aldanmış sayılır. İnsanın hayat hakkındaki görüşü doğuştan bir ilkellik taşır akıl ne derece birikimle hayata anlamlandırırsa insan da o kadar olgunlaşıp ona göre bir kimlik kazanır. Kazanılan kimliğin en yüksek kertesi kalbin kutsal diye inandığı kudrete teslim olması, boyun eğmesidir. Kuvvetli insan kas ve adeleleriyle değil idrakinin kudretiyle ölçülür. Akıl ne kadar güçlü bir pehlivan olursa olsun kalbin karşısında güçsüzdür. Top nasıl ki futbolcunun ayağında bir oyuncaksa.